Şimdi sorunun ikinci bölümüne geçelim Öğrencileri, istersen. evet, Öğrencilerle öğrencileri. bir zulümde Üniversite öğrencileri. bir zulümde üniversite öğrencilerine var. Bu konuyu ilk defa Egeli Gazete olarak biz gündeme getirmiştik. Şimdi Sayıştay rapor açıkladı. Biliyorsunuz Sayıştay her yıl Ekim ayında rapor açıklar, raporlarını açıklar, kurumları denetler. Üniversitelerle ilgili raporlarını açıkladı. İzmir'deki üniversitelerle de ilgili açıkladı. Hepsiyle. Ege, 9 Eylül, Katip Çelebi, İzmir Demokrasi Üniversitesi, hepsi. Şimdi size çok ilginç rakamlar vereceğim arkadaşlar. Yani kabul etmesi mümkün değil. Toplamda İzmir'deki üniversiteler, bakın bu benim rakamlarım değil. Ben size Sayıştay raporlarından rakam açıklıyorum. Evet, resmi devletin raporlar. Resmi rakamları. 659 milyon lirayı kâr etmişler. Adına ne derseniz deyin. Arttırmışlar, kâr etmişler. Kârden kim? Üniversiteler. Üniversiteler. Hepsi toplam mı? Toplam. Şimdi üniversite de açıklayacağım. Hangi üniversitenin ne kadar teker teker onları Kankin da açıklayacağım. Kankin kâr mı bu? Hayır. Total kâr. Total kâr. Hani sen bir işletme düşün. Hastaneler dahil filan. Tabii. Total bütün üniversitenin girdisiyle çıktısı total kârı. Sayıştay diyor ki toplam. Ben topladım tabii o. Hepsini söylemiyor. O üniversite söylüyor. Ben alt alta koydum, topladım. Birazdan hangi üniversitede ne kadar ve bu para geri gönderiliyor hazineye. Tamam mı? Ben bunu harcayamadım. Al hazineye diye geri gönderiliyor bu para. Fazlalık olduğu için onu da öğren. Ne oluyor bu para diye ben yaptım. Hani sonuçta bunu yemişler falan öyle bir iddiamız yok. Ya arkadaş bu kadar 659 milyon lira İzmir'deki üniversiteler ödenek fazlası gibi bir şey. Ödenek fazlası. Sen bunu öğrenciye niye harcamıyorsun ya? Sen İzmir'deki üniversiteyi söylüyorsun. İzmir. İzmir'deki 6 üniversite. Hanzadeciğim İzmir'deki. Yani üniversite başına 100 milyon lira birazdan gibi. Birazdan sonra birazdan istersen dur. Teker teker hangisinin? Yani İzleyiciler için daha netleştirelim. İzmir'deki 6 devlet üniversitesinin bir senelik kârı 659 milyon lira. Evet, ister kâr de, yani ister işte. Kâr diyemeyiz de muhtemelen verilen ödeneği kullanamamış. Kazanç, kâr değil kazanç. Fazlalık. Şimdi bak, en yüksek kazanç Ege Üniversitesi'nde 374 milyon 799 bin 772 lira. 374 milyon. Yani şimdi ben burada tam Ege Üniversitesi'nde durduğun noktada bir şey söylemek istiyorum. Şimdi öğrenciyi harcasın çok doğru. Tamam. Fakat ya bırak öğrenciyi. Bünyesinde bir hastane var. Ege Üniversitesi hastanesi var ve bu hastanede birçok ihtiyacı kah tomografi cihazı yok. Evet. Efendim kah bilmem ne cihazı ben yok. Ben bir şey söyleyeyim mi? Yok. Yaşadığım ameliyat edecek alet edevat yok. Kağıtları yok. Yani yok. Teker teker sayayım mı? Kağıtları yok. Sadece onu da. Yani tamam öğrenciye de harcansın. Okey. Tamam ama ya orada insanlar ameliyat olamadılar geçen sene ya. Söylediğin çok doğru. Yani bırak orada ama bu parayı geri göndereceğine kadar Ege Üniversitesi Hastanesi'ne harcasana malzeme ya. Malzeme al. Arkadaşlar sıcak yaşadığımız bir şey var. Bugün 9 Eylül Üniversitesi'nde kantinde bugün eylem vardı. Eylem vardı ve çocukları yaka paça aldılar. Evet yani biz açız biz doyamıyoruz dedikleri için çocuklar bu yönde bir eylem yaptıkları için çocukları içeri aldılar. Yani yemek fiyatlarını protesto da onu söyleyeceğim. Galiba. Şimdi sen bu kadar kâr ediyorsun. 9 sen, Eylül ne kadar kazanç? Sayayım. Şimdi Ege 374 milyon. Evet. Şimdi teker teker gidelim. İzmir Yüksek Teknoloji Enstitüsü 108 milyon 479 bin. Bu yüksek teknoloji. 9 Eylül 64 milyon 601 bin. Katip Çelebi 66 milyon 430 bin. Ondan sonra İzmir Bakırçay Üniversitesi 42 milyon 507 bin. İzmir Demokrasi Üniversitesi 2 milyon 655 bin. Bu kadar. Toplamda 659 milyon. Ama öğrencinin yemek fiyatlarına %350 zam. Ya bu kabul edilebilir mi? Her üniversite bu? Sadece üniversite farklı mı? Yok, İzmir'deki bütün üniversiteler. Hepsi. Onların gerçi böyle bir toplandıkları bir birim var. Hepsi. Yani İzmir üniversiteleri falan diye böyle bir koordinasyon merkezleri var. Oransal olarak hepsi anzal. Yani şu 350. %350. Hayır bak. Çok çarpıcı bir şey var burada. Ege Üniversitesi
o kadar çalışan, o kadar hasta bakan, o kadar akademisyen öğrencisiyle hani çok insanın sirkülasyonunun çok ihtiyacın olduğu bir üniversitede şimdi 374 milyon lira merkeze Ankara'ya geri mi gönderildi? Evet. Ve biz bunu harcayamadık. Evet. Buyurun siz harcayın. Bir de orada çalışanlara falan biliyorsunuz bir süre önce maaşları verilmedi, geriye dönükleri ödenmedi. Evet. İnsanlar ya şimdi, eylem yaptılar. Yani bu bildiğin kötü yönetimdir direkt yani. Hiç başka bir şimdi, şey yok. Şimdi ben tabii Ümit'in dediği çok önemli ama ben öğrenci açısından bakıyorum. Çünkü gerçekten öğrenciler çok büyük sefalet yaşıyorlar. Sen %350 zam yapamazsın arkadaş. Bunun gerek enflasyon kaç? Devletin TÜİK enflasyonu yıllık kaç? Değil mi? %65. Evet. %65'in üzerinde zam yapamazsın bir kere. Sen %350 zam mı? Hangi hesaba nereden hesapladın? Neye göre? Sen öğrencinin. Hayır, ENAG enflasyonu da ikiye katlamış. Evet ya. ENAG bile %150 diyor yani. Şunu sorayım, sonra da bir kısa ara verelim. Fatih Yaman aramıza katılacak. Ama bitmedi bu konuyu. Kaç liradan kaç liraya çıkmış? Şöyle hepsini anlatacağım. Şimdi rakam küçük ama bak önemli değil. Hayır. 6 liradan 20 liraya çıkmış. Hı-hı. 6 liradan. Öğrenci için önemli. 6 liradan 20 liraya çıkmış öğlen yemeği. Evet. Diğer hepsinde zam var. Ya diğer kahvaltı 35 lira olmuş. Akşam yemeği 35 lira olmuş. Bir öğrenci için. Evet. Yani bir öğrencinin bir günlük 100 lira. Geçmiş. Hayır, ulaşım yani, usulü 150 lira. 150 lira. Neredeyse yani bir şeye doğru gidiyor. Bir emeklinin maaşının tamamına doğru gidiyor. Şimdi çok